Ergün Diler Yeni Denge. Türkiye'nin konumu gereği verdiği mücadeleyi aktarmaya çabalıyorum. Öyle olaylar yaşanıyor ki çoğu kez yetişmek mümkün olmuyor. Küresel savaş bütün hızıyla sürüyor. Belki bize uzak gibi görünse de Jeffrey Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell olaylarını çok yazdım. Zaten buralarda kimsenin de ilgisini çeken konular değildi. Oysa Epstein ve Bayan Maxwell dünyanın tepesindeki oyuncuların nasıl da aynı takımda olduğunu göstermeye yetiyordu. İşte Jeffrey Epstein'ın kız arkadaşı Gishlein Maxwell bir ay süren davanın sonunda suçlu bulundu. Yaşları 14'e kadar inen genç kızları Jeffrey Epstein'ın cinsel tacizine zemin hazırlayarak baştan çıkarmaya yardım etmekten hapishanede intihar ettiği söylenen Epstein'ın suçlarının cezasını Maxwell çekecekti. Peki bu olay neydi? Ben niye onlarca kez bunları buraya taşıdım? Açalım. Epstein'ın özel şetleriyle seyahat eden isimler arasında İngiliz prensi Andrew'dan Bill Clinton'a, Donald Trump'a kadar sayısız ünlü ve güçlü isim bulunmaktaydı. Epstein'ın adasıyla ilgili hala çok az şey bilinmekte. Karayipler'deki Little St. James Adası tam anlamıyla sır küpüne dönüşüyordu. Alternatif medya oradaki ayinleri yazarken ana akımda bu konulara giren olmuyordu. Epstein bir kavşaktı, buluşma merkeziydi. Bu buluşmalardan birinde yer alan aktör Berkley'sti. Çok önemli bir bankaydı. Tepe yöneticisi... Jazz Staley de çok kritik bir isimdi. Epstein'la arkadaşlığı eskilere dayanmaktaydı. Aralarındaki dostluk çok güçlüydü. Ancak bankanın içinde eli en güçlü olan aile ise Rothschild'lerdi. Jazz Staley, Epstein'la dostluk kurarken Rothschild ailesiyle ilgili derin ilişkileri de öğreniyordu. Öte yandan banka, Epstein üzerinden kara para gibi işlerde rakipsiz hale geliyordu. Birçok isim bankaya yönlendiriliyordu sırda değildi. Kara para işleri tavan yaptığı dönemde yönetimde önemli bir isim daha bulunmaktaydı. Marcus Agius. Mesela bu isim Epstein dosyası açılır açılmaz istifa ediyordu. Agius Berkeley'se gelmeden önce BBC'nin yönetim kurulundaydı. Ama onu asıl değerli kılan eşiydi. Çünkü Agius Catherine de Rothschild'le evliydi. Ailenin damadıydı yani. Agus Staley'e güveniyor ve aile içindeki referansı oluyordu. Damat olan Agus istifadan önce Bodrum'a geliyor ve özel bir yatta Felix Sater gibi çok önemli bir isimle buluşuyordu. Sater Trump'ın da eski ortağı olarak görülen önemli bir isimdi. Ünlü bir dijital platformda belgeseli yapılacak kadar sıra dışı bir isimdi. Çünkü Felix Sater, Ned Rothschild'in her zaman yanında bulunan değişik bir karakterdi. Rothschild ailesinin önem verdiği isimler Bodrum merkezli koylarda ya da açıklarında özel yıllık toplantılarını yapardı. Son yıllarda önemli isimlerin Bodrum'a akmasını nasıl nedeni buydu? Gelen gidenin çoğu da duyulmaz ve bilinmezdi. Mesela Epstein'ın adasındaki yapının bir benzeri Bodrum Marmaris arasında bir Rus iş adamına ait arazide hayata geçiyordu. Buna bakan yoktu. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Yine Türkiye'de çok kişi ıskaladı. FBI geçtiğimiz günlerde Epstein'ın arşivi kayboldu açıklaması yaptı. Ele geçirilen bir depo nasıl kaybolurdu? Garip. İşin içinde iş vardı. Günlerdir yazdığım gibi küresel yeni dengenin en önemli oyuncusu İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ti. Oğlu Prens Andrew zaten kurgunun içindeydi. Epstein'ın yakın seyahat arkadaşıydı. Yeni dengenin kurulması, korunması için İngiliz kraliyet ailesi çok önemliydi. Kraliçe yüze yaklaşıyordu. Yerine kim gelecekti? Soru küresel anlamda önemliydi bizi de ilgilendiriyordu. Çünkü Türkiye, İngiltere ile yol alıyordu. Epstein ve Gichley'in Maxwell medyaya servis edildiği gibi, Prens Andrew'un değil, Prens Charles'ın dostlarıydı. Bayan Maxwell ortaklık derecesinde yakınlıkları bulunmaktaydı. Amaç, kraliçeyi dengeden uzak tutmaktı. Yani oyunu kendi istedikleri yöne çevirmek istiyorlardı. Kurulan yeni ittifak, Epstein arşivi üzerinden Prens Charles'ın önünü kesiyordu sanki. Küresel ailelere yakın olan Epstein içeride ölürken en büyük zararı bu ailelere veriyordu. Onlarca CEO bir anda istifa ediyordu. Hatırlayın Epstein üzerinden ailelere, hanedanlara operasyon yapılırken AUKUS'la Amerika, İngiltere, Avustralya gövde gösterisi yapıyordu. Denizlere nükleer gücü taşıyarak küresel anlayışa sahip ekole e gözdağı veriyordu. Avrupa'daki küreselci anlayışın merkezlerinden olan Fransa, Avustralya ile yaptığı anlaşmadan dışlanıyordu. Bu dengede Türkiye'de Akdeniz'de nükleer güç haline gelecekti, getirilecekti. Bunu bilen küresel akılsa parayla, sokak eylemleriyle gelmeyi tasarlıyordu. Olacak olan buydu. Aslına bakacak olursanız Afganistan'dan çekilme de, AUKUS'un kurulması da, Amazonların yanması da, Kemal Bey'in TÜİK'e, Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesi de aynı kulvarda olan işlerdi. Aynı şekilde omikron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesinin Türk yolcu kabul etmeyeceğini açıklaması da Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg. Bunun genişleme ihtimali yüksekti. Yani basit gördüğümüz, geçiştirdiğimiz pek çok şey iç içeydi. Ergündiler Takvim Serdar Arseven Sinsi Vesvesecinin Şerrinden Kendinizi gergin ve huzursuz hissediyor musunuz? İçinizde her an kötü bir şey olacakmış gibi bir his var mı? Dikkatiniz dağınık, kafanız karışık mı? Mide azımsızlığı, bağırsak huzursuzluğu gibi sıkıntılar yaşıyor musunuz? Uyku düzeniniz bozuk mu? Bu yazıyı okuyanların en az dörtte üçünün bu soruların en az dördüne evet cevabını verdiğini tahmin ediyorum. Kararında olduğunda hepimiz için tedbir alma vesilesi olarak görülen endişe, Hayatımızı çekilmez hale getirmeye başlamışsa ortada mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık durumu var demektir. Bizim toplumda mutlaka tedavi edilmesi gerekenlerin sayısı nedir bilemiyorum. İstatistikler antidepresan kullanımının hızla arttığını gösteriyor. 2019'da yaklaşık 50 milyon kutu antidepresan satılırken bu sayı 2020'de 55 milyona ulaşmış. Elimde 2021 rakamı yok ama antidepresan kullanımındaki artışın seyrinden 60 milyona yaklaştığımızı çıkartabiliriz. Kimileri çareyi antidepresan ve diğer psikiyatri ilaçlarında buluyor. Hekimin tavsiye ettiği ilaç elbette kullanılmalı ama hiçbir ilacın masum olmadığını da hekimlerimiz söylüyor. Hedef bu tür ilaçları kullanmak mecburiyetinde kalan insanların sayısını mümkün olduğunca azaltmak olmalı. Bunu nasıl yapacağız? Geçenlerde mideden sinyaller geldi. Gittik, tetkiklerimiz yapıldı, ülser çıktı. Kapsamlı bir perhiz listesi verdi hekimimiz. Bir de stresten ve endişeden uzak durmalıymışız. Bir hekim arkadaşımız da bu memlekette stresten uzak durabilmek, hele hele sizin içinizi yaparken stresten uzak durabilmek ne kadar mümkünse dedi. Bu memlekette stresten endişeden uzak durabilmek Hepimizin kendimize, ailemize has sıkıntıları olabiliyor. Bir de yaşadığınız ülkeye has sıkıntılar var. İbn Haldun'a ait olup olmadığı tartışılan coğrafya kaderdir cümlesinin işaret ettiği bir gerçek var. İki haftalık Avustralya programım boyunca oradaki insanlarımızın yaşantılarına, konuştukları meselelere baktığımda biz ne kadar yoğun yaşıyoruz arkadaş, biz ne gamlı insanlarız arkadaş demekten alamamıştım kendimi. Avustralya'da yaşayan dostlarımıza çok sakin bir hayatınız var. İnsan özeniyor. Ne yalan söyleyeyim dediğimde evet buralarda hayat sakindir. Hele Türkiye gündemiyle ilgilenmesek neredeyse hiç sıkıntımız olmayacak. Ne zaman Türkiye'ye baksak içimiz kararıyor, üzülüyoruz karşılığını vermişlerdi. Uzun yıllar önce ülkede ekonomik kriz vardı, başörtüsü yasakları vardı, terör olayları vardı, batık bankalar vardı, vardı oğlu vardı. Aradan yıllar geçti. Birçok sıkıntı şükür en azından şimdilik kalmadı. Ama ve hani miladi takvim hesabıyla yeni yıla giriyoruz ya, yakın vakitlerde yaşadıklarımıza bir bakalım. Darbe girişimleri, büyük çaplı ve büyük zayiatlı terör olayları, ekonomideki akıl almaz dalgalanmalar, hayat pahalılığındaki korkunç artışlar, orman yangınları, seller, depremler, salgın hastalıklar, Bunların bazıları her yerde oluyor. Çok yerde ormanlar yanıyor, seller meydana geliyor ama bizdeki kadar çirkin tartışmalar bilmem başka nerede yaşanıyor. Ormanlarımız daha fazla yansın, sel baskınları daha fazla can alsın diye bakanları görüyoruz. Acımız ve öfkemiz birbirine karışıyor. Dolar patlasın, ekonomi altında kalsın, buradan da bize iktidar çıksın diye bakanları izlerken kafayı sıyıracak hale geliyoruz. Birileri vatandaşa bir elin yağda bir elin balda daha ne istiyorsun yollu laflar ediyor. Bunlara da içerliyoruz. Sabahları kadın programları denilen mevzulara denk geliyoruz. Öylesine tuhaf tipleri çıkartıyorlar. Topluma öyle gerilim havası pompalıyorlar ki. Bunları devamlı seyreden kadınlarımız var ya psikolojileri acaba ne hale gelmiştir diyoruz. Bu türden programların birçok yuvanın yıkılmasına sebep olduğunu düşünüyor, büyük bir oyun oynanıyor dedikçe geriliyor, elimizdeki uzaktan kumandayı kıracak hale geliyoruz. Sanatçı etiketli tiplerden bazıları değerlerimize hakaret ediyor, bazıları da fil dişi kulelerinden memleketim için gerekirse simit yerim arkadaş havaları basarak dar gelirli insanımızla adeta dalga geçiyor. Bazı okullarımızda masum çocuklarımıza Kula tapma ayinleri yaptırılıyor. Hasta oluyoruz. Ekranlarda sürekli olarak boy gösteren profesörlerden biri, koronavirüse yakalananlara 8'er 8'er yutturulan ilaçların faydasız olduğunu söylüyor. Zamanında tavsiye ettik ama yanılmışız, meğer hapları boşuna yutturmuşuz. Şey pardon diyor. Bir kilometre yan etkisi var bu ilaçların, olacak iş mi diye söyleniyoruz, tansiyonumuz çıkıyor. Politikacılara bakıyoruz, öfke yüklü yüzlerle birbirlerine hakaret ediyorlar. İzledikçe geriliyoruz. Dolar düşüyor diye biraz sevinecek gibi oluyoruz. Sonra birbiri ardına haberler. Dolar yükselirken füze gibi fiyatı artıranlar, dolar düşerken hiç oralı olmuyor. E dolar yükselirken de, dolar düşerken de özellikle malum marketlerdeki fiyatlar yükseliyor. Sosyal medyada boykot çağrıları görüyoruz. Ama ne fayda vuran vuruyor. Götüren götürüyor. Sinir oluyoruz. Benzinci kardeşimizin elindeki pompaya bakıyoruz. Bu bütün dünyada böyleymiş. Küreselleşmeden payımızı alıyor, aldıkça da kızıyoruz. Bir yanda da beka meselesi var. Şer odakları birleşmiş, bölünmekten korkuyoruz. Merhum 2. Abdülhamit döneminde nihayetinde sonuca ulaşan şer odakları faaliyetlerini endişeyle izliyoruz. Birileri dış güçler diye dalga geçiyor kızıyoruz. Destek verdiğimizde birileri, eleştirdiğimizde başka birileri kızıyor. Bunlara da kızıyoruz. Gençler arıyor bizi. Abi bu gidişle bir daire sahibi olmamız imkansız. Baksana fiyatlar füze gibi. Kenar mahallede 500 binden aşağı daire yok diyorlar. Kiraların patlamasından da şikayet ediyorlar. Allah aşkına anne babalara söyle de evlenmeye çalışan gençlerden öyle dizi dizi altınlar, gösterişli düğünler istemesinler diyorlar. Evlenebilmek dert, evlendirebilmek dert. Geriliyoruz. Maaşı çok düşük olan emeklilere biraz daha fazla maaş zammı yapılsın diyoruz. Birileri hayır yapılmasın, altta kalana ne olursa olsun yollu mesajlar atıyor. Üzülüyoruz. Bir yarı sivil toplum örgütünün başkanı bankaları insaflı olmaya davet edince faiz ve insaf İkisi bir arada olur mu diyoruz. Susuyoruz. İlahiyatçılar, hocalar arasında faiz yorumları kavgası meydana geliyor. İzledikçe üzülüyor, içimize kapanıyoruz. Birçok mesele. Antidepresan kullanımını artıran birçok sebep var. Sonuçta dönüyor, dolaşıyor, kalbine başvuruyorsun. Ölüm var, ölüm diyorsun. Haftada olmadı 15 günde bir mezarlığa gidip defnedilenlere bakıyorsun. Kalbine huzur geliyor. Sonra İnsanoğlu işte unutuyorsun. Sonra bir hastane, bir mezarlık, bir de cami kalbine ses veriyorsun. Ayet hükmü yetişiyor imdadına. Ey iman edenler, sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153. Kalbiniz yatışıyor. Sinsi vesvesecinin şerrinden Allah'a sığınıyor, susuyorsunuz. Serdarar Seven Milat